Sanatçı Genco Gülhan'ın Hediye isimli heykeli etrafında şekillenen Sanat Felsefe Hediye isimli söyleşimizde disiplinler arası bir yöntem izledik ve sizlerle buluşturmak için sanat, felsefe, bilim, siyaset konularında uzmanlıklara sahip 3 farklı konuşmacımızı davet ettik. Konuşmacıları size kısaca tanıtmak isterim. Itır Bağdadi, Bornova Anadolu Lisesi mezunu kendisi. New York'ta medya ve iletişim sanatları, lisans ve işletme üzerine yüksek lisans derecelerini tamamlamış. Şu anda siyaset bilimi üzerine Türkiye'de kadın adayların adaylık süreçlerini bir çeşit direniş olarak kullanmaları ile ilgili doktora çalışmalarına devam ediyor. Kendisi Kadın Adayları Destekleme Derneği eski Danışma Kurulu üyesi. 2002 yılından itibaren İzmir Ekonomi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde öğretim görevlisi olarak çalışmakta. Ve 2012 yılından itibaren İzmir Ekonomi Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Sorunları ve Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin müdürlüğünü de yürütüyor. Itır Hanım aynı zamanda kadın hakları konusunda yazan bir köşe yazarı. Daha önce Habertürk'te bir köşesi vardı. Şimdi de Feminist Mizah Dergisi Bayan Yanında yazıyor ve kendisini feminist, aktivist, bir akademisyen ve yazar olarak tanımlıyor. İyi ki geldiniz. Doktor Mahmut Tolon. Hoş geldiniz efendim. Urla Felsefe Günleri'nin kurucularından kendisi. Aynı zamanda Almanya'da, İngiltere'de, Amerika'da ve Avustralya'da çalışmış bir doktor. 9 Eylül Üniversitesi ve İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde dersler vermiş. Sabah, Hürriyet, Milliyet ve Cumhuriyet gazetelerinde yazılar yazmış ve günümüzde Gözlem gazetesinde köşe yazarlığı yapmaya devam ediyor. Evrim üzerine evrime inanmak ve ön yargılar üzerine ortak akıl için kuş şarkısı isimleri de kitaplar yazmış kendisi. Hoş geldiniz tekrardan. Ve Genco Gülhan, bahsi geçen heykelin yapan sanatçımız. Genco Gülhan resim, heykel, çizim, yeni medya ve performans gibi kavramsal çağdaş sanat yapıtlarının tümünü fikir sanatı olarak tarif eden bir sanatçı ve teorisyen. Şimdiye kadar yurt içi ve yurt dışında çeşitli ödüllere layık görülmüş. Yapıtları New Museum, İstanbul Modern, Museum Oswald, Davis Museum, Elgiz Müzesi, Baksı Müzesi, Selanik Devlet Çağdaş Sanat Müzesi ve Imago Mundi, Luciano Benetton daimi koleksiyonlarına girmiştir. Eserleri City University, UC Santa Barbara, Texas Rice ve Hamburg Üniversitelerinin derslerinde okutulmuş. Paris, Center Pompidou, ZKM Karlsruhe, Pera Müzesi, Modern Art Museum Rio de Janeiro, Troya ve La Triennale Milano gibi önemli müzelerde sergilenmiştir. Şu anda İstanbul Elgiz Müzesi'nde iki ayrı sergide iki ayrı yapıtı sergileniyor. Bir tanesi sergileniyor, diğeri de Eylül ayında sergilenecek. Ve bugün de Urla'da en yeni eserlerinden birini sergileme fırsatı bulduk. Öncelikle teşekkür edeyim ben de hemen aradan gelip. Tamam. Buyurun. Senelerdir dünyanın çok değişik yerlerinde sergiler yapıyorum, konuşmalar yapıyorum. Rio'dan Milano'ya, Almanya'ya, New York'a kadar bir sürü yerde konuşma yaptım. Fakat bugünkü konuşma galiba şimdiye kadar konuşma yaptığım en güzel yer. Onun için öncelikle Serpil Hanım'a teşekkür ediyorum. Hatta bir de alkış alalım ben de. Ben teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel bir lokasyon. İtalya'ya da gittim. Orada da bu tip uygulamalar yapıldığını biliyorum ama Türkiye'de bir yer böyle bir yer görmek, böyle bir heykeli yerleştirebilmek çok özel bir durum. Onun için çok şanslıyız. Yani ben sanatçı olarak şanslıyım. Sizler de izleyici olarak. Çünkü çok özel bir yerde değişik bir heykelle beraberiz. Heykelin ismi de Hediye. Bu heykel de bize bir hediye diye düşünebiliriz. Çünkü en başta konuşmak istediğim kavram hediye kavramı. Bu heykel vesilesiyle. Hediye de aslında birincil olarak pazar ekonomisine alternatif bir ekonomik eylem.
takastan farklı aramızda ekonomistler var mı diye düşünüyorum. Ayşegül işletmeci ama o da tabii ki hediye kavramına yakındır. Hediye kavramı da aslında insanların diğerlerine karşılıksız olarak bir şey vermesi. Tabii ki kapitalist dünyada kapitalizmin dozu gittikçe arttıkça hediye kelimesi bize sadece gülümsetecek bir marjinalliğe gerileyebiliyor. Ve de sistem bile bu olayı belirli günlere özgü bir şeymiş hissi verebiliyor. Fakat hediye kavramı daha pazar ekonomisi ortaya çıkmadan önce daha yaygın olarak kullanılmış bir yöntem. Ve günümüzde de aslında hala alternatifliğini devam ettiren bir mecra. Özellikle mesela internet ortamında kullandığımız ücretsiz yazılımlar ya da kan bağışları yine bu ekonominin kapsamındaki şeyler. Soru cevap da bu ekonomi kısmına tabii ki daha detaylı girebiliriz. Ama ben hediyenin sanat sektöründe ve sanat sektöründeki üretimde çok daha yüksek payda olduğunu söyleyerek konuşmanın bu kısmını tamamlayabileceğim. Yani genel ekonomide çok marjinal olarak görülse de bu hediye kavramı sanat ekonomisinde bu ekonominin yarısı değilse bile %40'ı tamamen bu anlayış üzerinden işliyor. Yani insanlar hala düşünün bugünümüzde bile birbirleriyle karşılıksız olarak işbirlikleri yapabiliyorlar. Yani bu kulağa şey gibi geliyor. Kulağa ne gibi geliyor? Hayal gibi geliyor ama bugün hala bu şekilde işleyen sektör birimleri var. Bu şekilde çalışan insanlar var. Hediyenin ikinci anlamına geleceğim benim için. Hediyenin ikinci anlamı da özellikle İngilizce çeviride daha net anlaşılıyor. İngilizcesi hediyenin gift ve biraz daha İngilizce'de bu gift, gifted olarak kullanılıyor. Yani ödüllendirilmiş, yani zeka bahşedilmiş, yani karşılığı bunun lütufa dönüşebilir bir anlamda. Ama dolayısıyla hediyenin de bir şekilde zeka ile bir ilişkisi var. Dolayısıyla burada olmamız da bir tesadüf değil. Burası da usça. Usu kelime anlamında kullanmış bir yer. Fakat yine Türkçe, güzel Türkçemiz, aramızda bir şair arkadaş da var. Güzel Türkçemizin ilginçliği mesela us, akıl, İngilizce'de bir Allah'ın lütfu olarak görülse de bizde uslu çocuk daha fazla hareket etmeyen, işte sessiz, annesinin yanında oturan, ses çıkarmayan için kullanılıyor. Yani bu akıl, zeka, yaratıcılık kavramları da kültürden kültüre değişebiliyor. Ben bu yapıt vesilesiyle tabii ki bu konulara değinmek istedim. Yani özellikle akıl-vücut ilişkisine değinmek istedim. Buradan topu sana atayım mı Bahar, yoksa felsefe kısmına geçeyim mi deyip mikrofonu sana vereyim. Konuşmaya devam edelim bu arada. Şey yapmayalım, kesmeyelim. Tabii. Ama şarabımızı alırız. Heykelinizden biraz bahsetmek ister misiniz? Hani hediye kavramı size bunları çağrıştırıyor ama neden hediye ismini vermek istediniz bu heykele? Ve bu akıllı olmak ve uslu olmak birbirinden bu kadar farklı, aslında kelime anlamı aynı olmasına rağmen biz çok farklı anlamlarda kullanıyoruz. Yani bu toplumsal olarak, yapısal olarak bize ne söylüyor? Belki bunun hakkında biraz konuşmak ister misiniz? Diye tekrardan size dönebilirim. Teşekkür ederim Bahar. O zaman ikinci teşekkürümü de yine Bahar'a
ikinci teşekkürümü edeyim. Yine bu serginin olmasına Bahar vesile oldu. Dolayısıyla sergi yapımcıları da aslında bu sektörde çok kilit bir rol oynuyorlar. Yapıtın seyirciyle buluşması çok değerli ve bu dinamik içinde, bu denklemde çalışan herkes önemli işler yapıyor ve tabii ki sanat yöneticileri de çok önemli işler yapıyorlar. Onun için Bahar'la da uzun süre çalışıyoruz. İnşallah çalışmaya devam edeceğiz. Yine heykeldeki özellikle forma ulaşmama sebep olan düşüncelerden bir tanesi de deminki us akıl kavramı. Açıkçası ben aklı vücuttan ayrı düşünüyorum. Yani bu yapıt da bunu aslında çok net anlatan işlerden biri. Yani daha beyinle vücudu ayrı görüyorum kendim için özellikle. Bunu da fark ettikten sonra vücudumu bir evcil hayvan gibi görmeye başladım. Ve beynimin daha iyi çalışması için de bu evcil hayvanımı her gün gezdirmek, ona daha iyi bakmak gibi şahsi fikirler geliştirdim. Yani bunu da sizle bunu paylaşıyorum ama yani siz de öyle bakın gibi bir şey söylemiyorum. Sadece kendi düşünüş mantığım. Yani Genco Gülen olarak ben normalde egzersiz yapan, işte spor yapan bir kişi değilken yaptığım iş fikir sanatı olduğu için ve bana gittikçe daha fazla zeka veya buna yaratıcılık ya da us nasıl algılarsanız daha fazla gerektiği için ve bunun performansını yükseltmek, kafamın çalışmasını devam ettirmeyi sağlamak, yaşta ilerliyor. Vücudumun nasıl daha aktif hale getiririm ve bu beynimin çalışmasına nasıl olumlu katkılar bulunur gibi kendi kendime yöntemler geliştirdim. Ama üstad da birazdan bahsedecek. Tabii ki felsefede de bu kavram zaten yüzyıllardır devam eden kavramlar. Mesela İbn Sina nefs kavramıyla, o da vücut ve ruhu ayırmış. Yani zaten biz de biliriz ki nefsine hakim olmak da aslında benim beyin ve işte beyin ya da zeka dediğim ama başka yüzyıllarda ruh tırnak içinde olarak atfedilen şey zaten ayrı olarak görülmüş ve vücut ve ruh ayrımı zaten felsefede var. Zaten İbn Sina'nın da başı bu arada bu kavram yüzünden derde girmiş. Fakat o kadar iyi bir doktormuş ki yırtabilmiş. Zaten İbn Sina'nın da bu Platon ve Aristo'dan aldığı fikirler. Yani Platon ve Aristo'da zaten bu dikotomi, İngilizce dikotomiye özellikle girmiş. Mesela Aristo zihin bedenin formudur demiş. Mesela bence tam tersi. Beden fiziksel bir yapı. Hatta bir makine ama akıl onun üstünde. Plato'da ruh ve beden farklı tözlerdir demiş. Tabii bu töz kavramı daha felsefenin açılımı. Ama bu zaten onların da bahsettiği kavramlar. Bunların görsel karşılığına girmeden topu, mikrofonu tekrar sana atıyorum. Tabii. Buradan Doktor Mahmut Tolan'a döneceğim ben. Mahmut Bey, siz heykeli nasıl yorumluyorsunuz ve sizin için us nedir? Bunu sormak istiyorum. Şapkanızla aynı renk bu arada. Us yani sadece heykel değil, daha ziyade us veya bilinç üzerine. Heykel benim hele gün batımında çok güzel bir konumda. Us deyince akla hemşerimiz Anaksagoras'ın nus kavramı geliyor. Size şöyle kısa bir gezintiyle biraz cinsi latife
değinerek yüzyıllar içindeki bilinç kavramının nasıl geliştiğini değineyim. Biraz da coğrafi giderek tabii virüsleri de unutmadan. Şimdi evet, bir başlık oraya döneceğim. Erkeklerin beyni kadınların beyninden %10 daha fazla çekiyor. Şimdi bu maço bir deyiş değil, sadece bir saptama, ağırlık olarak öyle. %10 daha ağır basıyor. Ha, çalışmıyor. Yok, kayıt için çalışıyor mikrofon. Ha, okey. O zaman ben döneyim de daha rahat. Şu mikrofonu da buraya koyalım. Burada kayıt mikrofonu... içinde çalışıyorsa. Mahmut Bey, yine de mikrofonu tutarsanız iyi olur. Çok teşekkürler. Peki. Şimdi insan Anaksagoras zamanında düz bir dünyada yaşıyordu. Ve dünyanın merkezi insandı. Gayet net. Bu tabii inanılmaz bir özgüven ve inanılmaz bir kibir getiriyor. Kibir konusunu ben akılla birlikte biraz işlemek istiyorum bu akşam. Ondan sonra bütün gezegenlerin dünyanın etrafında dönmediği, dünyanın küçük bir gezegen olduğu anlaşıldı. Sonra evrim kuramının anlaşılmasıyla biz dünyanın merkezi olmayı boş verin, küçücük yaratıklar olduğumuzu anladık. Yani kibirden epeyce arındık. Tam kabullenmemekle birlikte dünyanın düz olduğuna hala inananlar var. Hala ben merkezci yaklaşımda olanlar var. Ama büyük çoğunluk, bilhassa bilim insanları içinde çoğu daha alçak gönüllü olmanın daha akıllıca bir yaklaşım, daha yapıcı bir yaklaşım olduğunu anladı. Şimdi virüslere hakkında, virüsler hakkında birkaç kelime veya salgınlar hakkında. Buraya 900 metre uzaklıkta Akpınar köyü var. Tam 9 veya 950 metredir taş çatlasa. İllaki Usça'dan yürüyüş partilerinin düzenlenmesini öneriyorum. Beylik camilerinden biri var. Gelirken yolda gördüğünüz, evet, enfes bir şey, helvacıdan daha küçük bir tane var. Ve Akpınar köyünün kalıntıları hakikaten şurada tam. Urla'nın içinden geçen nehrin aktığı yerin çıkış noktası. Akpınar oradan. Küçük Beylik Camii, bir Roman aile başında yaşıyor. Çınarlar, Ulu Çınarlar. Kaynak kurumuş. Burayı Urlalılar geçen yüzyılın başında, yani çok uzak değil, veba olduğu zaman terk etmişler, Urla'ya gelmişler. Beylik Camii deyince Osmanlı İmparatorluğu'ndan önceki cami. Yani evet, yani buralarda epeydir var camiler. Şimdi virüslere gelecek olursak, bu anlattığım bilinç gelişmesinde, yani artık biz dünyanın merkezi değiliz, dünya bütün kainatın merkezi değil geldikten sonra, iyice alçak gönüllü olunca düşündüler ki, ve düşünenlerden biri de ünlü Hoymar von Ditfurth, çok baba bir psikiyatr ve nörologtu ve bilinç kurama hakkında da çalışma yaptı. İnfluenza hastalığı salgınları olduğunda 60'lı yıllarda bir baktılar, patronu seviyorsa çalışanlar daha az hastalanıyorlardı influenza'dan.
Sigortaları varsa daha fazla hastalanıyorlardı. Sigortaları yoksa daha az hastalanıyorlardı. Burada düşünülen olasılıklardan biri de virüsün, bırakın şimdi Amerikalı meslektaşlarım hala o Duke değil mi? Duke Üniversitesi'ndekiler ha, güzel güzel şey yapıyorlar. Korona tabloları yapıyorlar. Virüs canlı mı cansız mı diyorlar. Biraz eski kaldı. Tabii akademisyenlere bırakınca geçimlerini ondan sağladıkları için sonsuza kadar tartışabilirler. Artık virüsün canlı olduğunu kabul ettik olarak varsayabiliriz. Ama o zamanlar 60'lı yıllarda düşündüler acaba virüsün bir psikolojisi var mı? Yani sigortasızlara acıyıp onları hasta etmiyor da sigortalıları daha fazla mı hasta ediyor diye. Sonra immünoloji, moral, insanların susceptibility dedikleri yani virüse karşı bağışıklık veya duruşları hakkında biraz daha fazla bilgi sahibi olduk ama çok da fazla bilgi sahibi olmadık hala. Birçok şeyi bilmiyoruz. Şimdi oradan daha bugüne gelirsek ve bilhassa kadınların beyninin %10 kadar daha az kilo çektiğine ve kibir konusuna düşünün kutsal kitaplarda işte eşeğini, öküzünü, cariyeni ve karını karısına tamah etmeyeceksin başkasının. Mal birisinin sen tamah etmeyeceksin ona. Ve tamah etmeyen sen de erkeksin tabii. Yunan felsefesi biraz Yunan mitolojilerini andıran bir heykel. Dede erkek egemen toplum kesin kes. Kadınların oy hakkı yok. Kölelerden az üstünde ama erkeklerin altında ve köle olmayan demokraside seçebilen kesim %15 yaklaşık. Şimdi bunlar değişiyor. Ve evrimsel olarak baktığınızda kadın daha az adale gücüyle doğal olarak daha az kibirli bir felsefe geliştiriyor. Çünkü her an mal olarak alınıp satılabilir. Yüzyıllar, bin yıllar, 100 bin yıllar yani Homo sapiens 300 bin sene dersek daha öncesi de birkaç milyon sene kadın bizim türümüzün gelişmesinde hep daha zayıf, lider olmayan ama iyi takip eden olan ve çıkarlarını iyi bilen tür. Ben aç parantez ataerkil toplumlara söyleyeceğim ama tabii ki şeyi size bırakacağım. Yani ataerkil toplumlarda kadınlar yönetiyor. Yani anaerkil toplum pardon. Anaerkil. Anaerkilde kadınlar lider. Yani dünya öyle bir şey de geçiriyor. Şimdi Anadolu'da da öyledir. Bu benim dediğimle yani ilk %10 deyince hemen savunmaya geçmesin kimse. Bilakis daha az kibirli bir hemcinsimiz olarak daha geniş bir vizyonu olan hemcinsimiz. Benim inancıma göre. Ve beyin sade değil. Bağırsak da çok önemli. Çünkü küçük beyin ve omurilikte olduğundan fazla nöron bağırsakta var. Abdomunda var. Yani biz öyle bir beyin santrik yaklaşım içindeyiz. Her şeyi beyne bağlıyoruz. Ben kendi düşüncelerime girmiyorum burada. Bilincin tanımı konusunda. İsteyen açar okur ama o biraz yorabilir böyle güzel bir akşamda. Kadınlar daha geniş perspektif, daha gerçekçi olmaları hasebiyle bizim türümüz için benim kanaatimce bu dünyada bir şanslar. Çünkü daha az iddiacı, daha az kavgacı, tabii kendi aralarında her türlü kavga da oluyor orası başka ama veya erkeklerle olan şeyde her
daim muzaffer olmaya mahkum yaratıklar. Yani onu baştan kabul edince insan rahat ediyor. Bu da yaşlı bir insan olarak bir katkı. Giderek daha fazla kadın lider görüyoruz. Anaerkil toplum Anadolu'da da çok vardır. Hiçbir zaman ön planda değildir, dominant değildir, arka plandan daha ziyade idare eder. O Amazonlar hikayesini falan biliyorum ama yani onların tarih boyunca çok dominant bir rol oynadıklarına inanmıyorum. Fakat hepimiz kendi ailesinin içinde gördü, anneannelerimizde vesaire gördü. Kadın yöneten ola gelmiştir. Arka plandan en azından çocukların konusunu. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Başka bir şey yoksa Itır Hanım. Çok teşekkürler Mahmut Bey. Itır Hanım'a dönelim şimdi. Itır Hanım, karşımızda en doğal haliyle duran ancak son derecede sağlam bir duruşa sahip bir kadın heykeli bulunuyor. Bedeni modern kadın ancak kafası antik dönemden geliyor. Siz heykeli nasıl yorumluyorsunuz? Öncelikle bunu sormak istiyorum. Sonrasında da şöyle bir şey değinmek istiyorum açıkçası. Mitolojiye baktığımızda bilgelik, akıl, sanat ve stratejiyi temsil eden Athena, özgürlük, aydınlanmayı temsil eden Libertas gibi hep tanrıçalar çıkıyor karşımıza. Hatta heykelimize referans olan Perseus'un Medusa'nın başını kesme hikayesi dahi bazı kaynaklarda mitolojinin bitmesi ve akıl yürütmenin başlamasını ifade eden bir olay olarak belirtilmiş. Aydınlanmak, akıl ve usun sıklıkla kadın figürleri tarafından temsil edilmesinin bir sebebi var mıdır? Ve bunun toplumsal açıdan nasıl bir önemi vardır sizce diye mikrofonu size bırakmak istiyorum. Buyurun. Evet. Öncelikle biraz önce şöyle bitirmiştiniz. Kadınlar toplumda lider oluyor ya da aile içinde diye. Çocuk doğuran kadınlardan bahsediyoruz. Ama çocuk doğurmayan, bekar kalan, eş seçmeyen veya hem cinsini eş olarak seçen kadınlar o tarih şeyinde yok oluyor. O yüzden kadını daha farklı aile dışına çıkarıp bir birey olarak değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum. Şimdi bu heykele baktığımızda açıkçası ilk defa görmüştüm daveti aldığımda. Ve ben sanat tarihçisi değilim. Bu yüzden de ne denir diye çok düşündüm açık söylemek gerekirse. Bir siyaset bilimci olarak, bir kadın çalışmaları çalışan birisi olarak. Ve dedim ki, bir arkadaşım hatta dedi ki, aç sanatçıya sor. Ballı bir, değil mi? Baldaşın, aç sor. Dedim ki hayır, onu niye sormayacağım? Çünkü şunu yapmak istedim. Postmodern bir bakış açısıyla sanatçının ne demek istediği değil, ben ne alıyorum bu eserden ve ben ne hissediyorum kendi çerçevemden. O yüzden size şimdi sunacağım şey aslında kendi çerçevemden ne hissettiğim. Ve tabii ki Medusa sorusunu sordunuz. Bu yüzden saçımı da gayet dalgalı ve doğal haliyle size bıraktım. Ve sunumum sonrası hepimizin burada bulunan kadınların o içimizdeki Medusa'ya sahip çıkmamız gerektiğinden bahsedeceğim biraz da. Şimdi herhangi bir sanat eserini tek başına değerlendirmemek gerekiyor elbette. Yani tabii bir postmodern bir şekilde bakalım bizde ne doğuruyor diye bakıyoruz ama bir sanat eseri farklı farklı bağlamlarda değerlendirilmeli. Bence bunlardan bir tanesi konteks dediğimiz bağlam. Yani bu politik, ekonomik, sosyal, şu anda içinde bulunduğumuz ülkede, içinde bulunduğumuz konumda. Ben mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde oradaki konumda bu heykeli nasıl değerlendirirdim? Şu anda Türkiye'de yaşayan bir Türk kadını olarak bunu nasıl değerlendiriyorum? Bunlar farklı olacak. İçinde bulunduğumuz politik durum, içinde bulunmuş olduğumuz dini inancın yaygın olduğu bir yerde nasıl değerlendiriyorum? Ve tabii ki Batı ve Batı olmayan, yani benim karşımda çünkü şu anda aslında Batı kökenli bir heykel duruyor. Bu non-western bir eser değil. Bu gayet western, böyle Batı influence'larında olan. Bir beyaz kadın heykeli, siyahi bir kadın değil ya da renkli başka bir kadın heykeli değil. Bunların hepsini biraz açacağım şimdi. Şimdi konu nedir? Bu kadın bedeninden bahsediyoruz. Peki bu konuyu kim işliyor sanatçı? Bir erkek sanatçı işliyor. Yani kadın olmayan birisi kadınla ilgili bir yorum yapıyor karşımızda.
Mekan da çok önemli. Neden? Çünkü biz şu anda bir müzenin içinde, beyaz duvarlar içinde bu heykele bakıyor olsaydık nasıl değerlendirirdik? Antik çağda şarapçılığın yapıldığı bir mekanda, kadınlara rol biçilen bir yerde, açık havada bir kadın işletmesinde baktığımız zaman burayı nasıl değerlendiriyoruz ve bu heykeli ona göre nasıl değerlendiriyoruz? O yüzden de bence mekan çok çok önemli. Nerede sergilenmekte olduğu ve son dönemde pek çok sanatçı İzmir'de de bu böyle farklı mekanlarda sergiliyorlar. Artık böyle kapalı o steril ortamlardan çıkmaya başlıyorlar. Zaman bence çok önemli. Hangi zamanda bunu şey yapıyoruz ve tabii ki patronaj dediğimiz bu sanat eserini kim destekliyor, kimler arkasında duruyor ve hangi sebeplerden dolayı bu sanat eserleri finanse edilip üretilebiliyor. Sanat sizin zannettiğinizin den aykırı bir şekilde aslında zamanı yansıtır. Ve patriarkal ilişkileri de yani toplumsal cinsiyet dengelerini de o zamana göre yansıtır. O yüzden de sanatın eleştirel kısmını da ben eleştirebilirim aslında. Özellikle bir kadın olarak baktığım zaman. Şimdi pek çok soru sordunuz siz. İsterseniz Medusa'yı bir düşünelim. Medusa'nın hikayesi nedir? Medusa'nın hikayesi bir kadın, delirmiş bir kadın, değil mi? Saçlarından böyle yılanlar çıkıyor o kadının ve o kadın erkekleri bir şekilde taşa çeviriyor. Baktığınızda bu kadın erkeklere zarar veriyor. Peki o hikayenin altında ne yatıyor? O hikayenin altında şu yatıyor. Tecavüze uğrayan bir kadın var. Adı Medusa. Kim tecavüz ediyor? Poseidon. Poseidon kiminle birlikte? Ve onun birlikte olduğu tanrıçanın tapınağında bu oluyor. Ve tanrıçanın tapınağında bu olduğu için de o tanrıça bir şekilde Medusa'yı cezalandırıyor. Ona diyor ki sen bundan sonra sana bakan kişi bir şekilde taşa dönecek. Ama bunu bir feminist bakış açısından baktığımızda, bakın bütün hikayeleri bir düşünün. Delirmiş ve erkeklere zarar veren bir kadın hikayesinden bedenine zarar verilmiş, kendi rızası dışında bedenine bir erkeğin tecavüz ettiği bir kadından bahsediyoruz. Ve belki de Medusa o yüzden de patriarkaya karşı bir duruş. Nedir? Ve bir yerde de Tanrıçanın ona yaptığı da belki kötü bir şey değil. Belki de başka erkeklerin ona zarar vermesini engellemek. Ve diğer taraftan da onun kafasını kesen kahraman da belki kahraman değil. Belki de her zaman gördüğümüz gibi, şimdi ben kadın direnişçiler, kadın siyasetçiler, onlarla çok vakit geçiriyorum kendi çalışmalarımdan dolayı. Ne zaman bir kadın yükselse, o kadının önünde birisi çıkıyor ve onunla ilgili bir dedikodu çıkıyor, bir şey oluyor ve onun kafası kesiliyor. O kadının önü kesiliyor. Politik anlamda baktığım zaman şiddet yaşayan çok kadın siyasetçimiz var mesela. Liderlerde bu çok var, bir iş yerinde bir kadın yükseldiğinde. Bu sebepten dolayı da ben baktığımda aslında onun kafasını kesen adam bir saldırgan. Ve o saldırganı bir düşünmemiz gerekiyor. Biz toplumda neden bu şekilde sıkıntılar yaşamış kadınların başına gelen hikayelerde erkekleri yüceltiyoruz? Mesela kadın cinayetlerine bakın. Mesela ülkemizdeki kadın şiddet olaylarına. Bir kadına tecavüz edildiğinde ne giyiyordu, ne yapıyordu? Ve bir şekilde oradaki erkeği nasıl aklamaya çalışıyoruz? Yani Medusa'nın hikayesi de bu. O yüzden Medusa'yı yeniden yorumlamak gerekiyor. Bunlar benim yorumlarım değil aslında. Sanatta şu anda Medusa'yı tekrar yeniden yorumlamak üstüne bazı şeyler yapılıyor. Hatta bir İtalyan sanatçı bir eser yapmış. Medusa bu sefer onu öldürmeye gelen kahraman dediğimiz kişinin kafasını kesiyor ve o elinde tutuyor. Yani bu narrative'i, bu retoriği, bu anlatım şeklini değiştirmemiz gerekiyor. Sanata bakış açımızı da değiştirmemiz gerekiyor. Şimdi postmodern olarak baktığım zaman ben bunu nasıl şimdi değerlendiriyorum? Yani Medusa şeklinde değerlendirdikten sonra ben bu heykele baktığımda, Türkiye'de baktığımda, bir Türk kadını olarak baktığımda aslında çatışmalar yaşayan bir kadın figürü görüyorum ben. Ve bu kadın figürünün içinde beden modern, içinde bulunduğu konum modern. Ama diğer taraftan kafası belki biraz karışık. Kadınların kafası karışık içinde yaşadığımız toplumda. Ve bu karışıklık nereden geliyor? Geleneksellikle modernite arasında belki o çatışmadan geliyor. Belki Türkiye'de biz bunu yaşarken bir kutuplaşma yaşıyoruz. Ve bu aklıma Murat Anmunga'nın bir şiirini getirdi. Punk Lady ile Ummi Sübyen diye bir şiiri vardır. Duyan var mı hiç bilmiyorum. Okuyan var mı hiç bilmiyorum. Ben size ondan bir kıta okumak istiyorum. Ve bu gerçekten bana onu hatırlattı. Hepsini okumayacağım ama okumak isteyenler lütfen bir ara Google'layıp çıkar karşınıza.
Aynı aynanın çıkıp içinden dağılır sokaklarına hali, vakti, yerinde iki kadın. Biri Punk Lady, öteki Ummü Sübyan. Yer değiştirir görüntüleri ürpertilerinden, bütün gardıropları ve çağları birbirine açılan. Ben bu heykele baktığımda bunu görüyorum. Bunu demek istediniz mi bilmiyorum ama bana bunu hissettirdiniz. Şimdi neden bunu söylüyorum? Çünkü herkes kendi konteksti, dediğim gibi, bağlamı içinde değerlendiriyor gördüğü eserleri ve yaşadıklarını. Edebiyatta da böyledir, sanatın başka eserlerinde de böyledir. Bir erkek olarak bir kadın bedenini yorumladınız, bende böyle bir etki yarattınız. Şimdi bunun üstünden, bu bana bir hediye mi o zaman bir yerde bu duygu? Ve bunun üstünden ben ne düşünüyorum? Mesela neden bir erkek bedeni değil? Neden kendinizi anlatmak için bir kadın bedeni? Yani Batı'da en fazla kullanılan kadın, new kadın figürünü kullanma ihtiyacı duydunuz. Şimdi kadının duruşu ilginçtir. Bu duruş, baktığınızda bakın, şimdi ben bile burada otururken bacaklarım kapalı bir şekilde. Çoğu kadına baktığımızda nasıl oturuyoruz? Bacaklarımız bacak bacak üstüne. Şimdi erkeklerin mekanlarını kadar kapladığını bir bakın isterseniz etrafımızda. Ne görüyorsunuz? Mesela bacaklar açık. Ben gayet kapalı. Bir örnek veriyorum. Şimdi ben bunu neden size söylüyorum? Mekanları kullanma şeklimiz bile cinsiyetimize göre değişir. Man spreading derler buna İngilizce. Ben de, ama o da biz konuşmacılar ya. Konuşmacılar, evet. Fakat heykel böyle durmuyor. Şimdi Madonna'nın geçenlerde bir ödül kazandığı bir tören vardır ve oraya çıkıp hayatında yaşadıklarını anlatmak için sahneye çıkar ve bu duruşu alır. Bu duruş kendime güveniyorum ve yere sağlam basıyorum duruşudur. Bu duruş ben bir darbe alamam, ben kuvvetliyim duruşudur. Yani o duruşun içinde bir erillik de vardır aslında. Şimdi Batı'da genelde bir şey anlatıldığı zaman müzelerde ve pek çok yerde çıplak ya da nü kadın heykelleri ve eserleri görürsünüz. Belki de şu soruyu sonra sormalıyız. Bu kadar eseri kim yorumluyor? Erkek sanatçılar yorumluyor. Çünkü Gorilla Girls diye bir grup var. Bir grup dediğim, yani bir sanatçı grubu, kadın grubu. Ve onlar şunu söylüyor. Bir müzeye girmek için bir kadının çıplak mı olması gerekmekte? Çünkü bu kadınlar müzeye sanatçı olarak giremiyor. Sadece new eser olarak girebiliyorlar. Ben konuşmamı sonra tekrar devam edebiliriz ama hep böyle Cem Yılmaz stand-up yaptığı zaman şunu söyler. Buradan gittiğinizde ne anlattığımı hatırlamayacaksınız ama çok güleceksiniz, kafanızda sorular. Ben de öyle bırakmak istiyorum sizi. Kafanızda soru olsun. Her esere baktığınızda siz de ona anlam katıyorsunuz. Sizin bakış açınızda anlam katıyor. Ve ben bu esere baktığımda da kafası karışık bir kadın görüyorum. Ama ayakları yere basmış. Ama bir tarafta da bu kafa kesme olayına baktığımızda, eğer Medusa'ya dönecek olursak, belki de feminizmi tekrar yorumlamamız gereken sanat eserlerinde. Çünkü bu kafa kesme dediğim gibi Judith eserinde de mesela öyledir. Kadın bir yerde bulunduğu yeri, bu İncil'deki hikayelerden bir tanesi, savunmak için onun kampına gelen saldırganlardan bir tanesine iyi davranır. Ondan sonra kampına gider ve adamın kafasını keser mesela. Ya bu kafa kesme, kafa kesme, erkekler de çok şiddet uyguluyor gerçi. Şimdi şiddetleri karşılaştırmamak da gerektiğini düşünüyorum. Konusunda belki Usur ablaya kısa araya girerek bir cümle söyleyeyim. Uluslararası Antropoloji Kongresi'nde İstanbul'dan bir sürü ülkeden insan var. Herkes ne kadar kadının dayak yediği hakkında, ne kadar erkeğin dayak yediği konusunda evlilik içinde istatistikler sunuyor. Türkiye'den tek erkek yok dayak yiyen. İnanıyor musunuz? Ama ortam öyle ki, bir erkek düşünün, Türkiye'de karakola gidecek, diyecek ki ben dayak yiyorum evde, şiddet uygulanıyor. Bir kere de orada döverler, gönderirler adamı. Yani şikayet bile edemez garibim. Onun için çok da fazla varmayalım gariban erkeklerin üzerine. Bir konu daha aklıma geldi Itır Hanım'ı dinlerken. Konuşma merkezlerimiz de farklı yerlerde. Şeyde, yani beyinde, kadınlar ve erkeklerin veya insanların ve kadınların mı, nasıl diyeceğim? Yani ben tabii bu konuyu tartışabiliriz çünkü o zaman trans bireyler nasıl konuşuyor, yani onlar o beyninin neresini kullanıyor, bu genetik şeyleri de acaba
eril bir bilim tarafından mı tayin ettik ve siz o kodları mı tekrar bize sunuyorsunuz diye bir sorgulama içindeyim açık söylemek gerekirse. Buyurun tabii ki. %2'dir. Yani doğal olarak toplumlarda şimdi çok moda oldu. Bir sürü dizide homoseksüelite, trans vesaire hep gündeme geliyor. Dizinin bir parçası subliminal açıkça şu şekilde bu şekilde. Yüzyıllar boyunca elde ettiğimiz bilimsel veriye göre bakarsak nasıl Broca merkezinin yeri, lokalizasyonu kadın ve erkekte. Tabii biz çok kaba metotlarla yani veya insanlar çok kaba metotlarla neyin nerede olduğunu. Beyindeki nöron sayısını bir Brezilyalı meslektaşım hanıma borçluyuz. 86 milyar olarak. Yeni, bilmiyorduk daha önce. Yani birçok şeyi öğreniyoruz ama %2 oranı her konuşmada gündemin ana maddesi haline getirmek ne derece doğru bunu da düşünmek lazım. Peki ben daha fazla uzatmadan o zaman size vereyim mikrofonu ama dediğim gibi bana anlat şey yapan bu, çağrıştıran. Teşekkür ederim. Ben önce Bahar'a. Çok teşekkürler değerli yorumlarınız için. Ben kapanışta tekrardan sanatçı Genco Bey'e dönmek istiyorum. Bu tanrıçalardan ve güncel sanattan, çağdaş sanattan bahsetmişken... Cevat Şakir'in bereket tanrıçası Artemis'in çoklu göğüs imgelemini üzümlerle ilgili olduğunu belirtmişti, hatırlatmıştınız. Hediye de, heykelimiz Hediye de üzüm bağları arasında durması açısından çağdaş bir Artemis heykeli gibi yorumlanabilir mi? Diğer bir taraftan da heykellerin yapımında canlı modellerin kullanılması ve gündelik hayattan güncel referanslar vermesi açısından George Segal ve Kiki Smith heykelleri de bir atıf söz konusu mu diye sormak isterim. Buyurun. Evet, teşekkür ediyorum. Heykeli buraya ilk getirdiğimde Şebnem Hanım'la da sohbetimiz sırasında konu Cevat Şakir'e geldi. Büyük Anadolu düşünür, Halikarnas balıkçısı. O Artemis'i tanımlarken Artemis'in bereketini üzümlerle ilişkilendirir ve dolayısıyla bu heykelin yani böyle bir üzüm bağında durması çok önemli. Tabii bu Dionysos törenleriyle ilişkileniyor. Yani buradaki anlam çok farklı yerlere gidebiliyor. İlk söyleyeceğim şey sergi metninde de yazdığım gibi ben yapıtlarımda direkt bir hikaye kurmuyorum. Yani başı ve sonu olan hikayeler kurmuyorum. Buradaki amaç hikaye parçacıkları hazırlayıp topu seyirciye atmak. Yani burada sizin her birinizin kendi hikayelerini üretmesini istiyorum, bekliyorum. Mesela özellikle bunun, bu yapıtın ilk referansı olan Benvenuto Cellini'nin heykeli benim için özellikle görsel bir referans taşıyor. Çünkü bizim çalışmalarımız yani bizim araştırma sürecimizde görsel ve düşünsel süreçler paralel ama ayrı gidiyor. İlginç bir şekilde. Yani ben yeni bir heykel kompozisyonu düşünürken açıp antik dönemde neler yapılmış onlara bakıyorum mesela. Hemen bir antik dönem heykelciliği düşünürsek kadınlar evet ayakta duruyorlar ama kollar yukarı kalkık bile değil. Hemen şeyi düşünelim, Botticelli Venüs'ünü düşünelim. Baş hafif yana kırık, kollar vücudun yanında ve ayaklarda hafif bir açı var. Yani vücut açılı, kafa da açılı. Yani vücutta bir kıvrım var ama kolların vücuttan yukarı kalkması söz konusu bile değil. Yani antik dönem heykelciliğinde neredeyse kadın heykelleri kollarını yukarı kaldırmıyorlar. Arkada duran heykel gibi güçlü bir duruş söz konusu değil.
yine ilginç bir şekilde kompozisyonlara baktığınızda kollarını açmış olan figürler, erkek figürleri, zaten kadınlar atlet de olamıyor antik dönemde. Belki biliyorsunuz, belki bilmiyorsunuz. Yani sadece Sparta'daki kadınların spor yapmasına izin veriliyor. Dolayısıyla bu heykelcilik geleneğine de yansıyor. Özellikle ben size ilk cevabım, heykel yaparken aslında kadın ya da erkek diye özellikle düşünmüyorum. Yani benim için heykel özellikle bir, öncelikle bir heykel. Ve bir sonra çalıştığım heykel de, hatta beraber çalıştığım arkadaşım Yasin de aramızda, size el sallasın. Bir sonra üstünde çalıştığım heykelin ismi hem güzellik hem akıl. Ben nasıl bugünün ön yargılarını sorguluyorsam aynı şekilde antik dönemin de ön yargılarını sorguluyorum. Çünkü o dönemde de ön yargılar var ve bugün bu ön yargılar sürekli karşımıza çıkıyor. Yani biz onları binlerce sene önce tartışılıp bitmiş zannediyoruz ama bunlar tekrar ve tekrar karşımıza geliyor. Nasıl güzellik standartları varsa ve bunlar kadınla özdeşleşmişse, akıl standartları da var ve bunlar da erkekten bekleniyor. Yani akıl yaşlı erkeklere atfediliyor. Hatta bunun için sakallı ve hafif kel olmanız lazım. Şimdi bende sakal yok, saçım da uzun. Yani bu benim itibarımı ciddi olarak, hele bir de şort giyiyorum, ayakta terlik. Bitti yani şeyim, sizin gözünüzde benim şeyim, kredibilite en az %50 düşüyor. Tam tersi, güzellik de ilginç bir şekilde kadına atfedilen bir özellik. Mesela erkekle beraber anılmayan bir şey. Ben de yeni heykelimde bir kadın vücudu fakat erkek başı kullanıyorum. Yani sizin bahsettiğiniz trans bireyler ama sakallı bir erkek ve yaşlı bir kafa, genç bir kadın vücut kullanıyorum. Yani biraz daha bu kavramların zorladığım bir iş. Yetişirse pazar günü Alaçatı'da sergileyeceğiz. Damla aramızda, galerimizin yöneticilerinden. Kırmızı Ardıç Kuşu'nda bir açılışımız var. Sergi yetişirse açılışta olacak. Yetişmezse Allah bilir. Buradan birkaç referansım daha var. Cevat Şakir'den bahsettim. Canova'dan bahsetmek istiyorum. Bu da bir bu da benzeri bir kompozisyonu, Cellini'nin kompozisyonunu denemiş ve bunun versiyonları Vatikan Müzesi'nde ve Metropolitan Müzesi'nde sergileniyor. Yani aslında şeyi de Orta Çağ ve antik dönem heykelciliğinde kafayı vücuttan ayrı da görmüyorsunuz. Yani bu Perseus örneği tek. Yani genelde insanlar kafaları vücutlarının üstünde sergileniyor. Çoğunlukla, büyük bir çoğunlukla. Yani insan dediğimiz şeyde mutlaka kafa vücudun üstünde. Tabii antik dönemde bir heykel saldırısı, kırması söz konusu. Dolayısıyla bu da neredeyse bir tabu. Yani vücut, kafası ayrık, vücudundan ayrık bir heykel göremiyorsunuz eğer kasıtlı kırılmamışsa. Bir exception dışında, Türkçesiyle exception, bir istisna dışında fotoğrafı Facebook'ta paylaşınca İsviçre'de arkadaşım Miriam Thais bana bir hemen uyarı yazdı. Dedi ki, İsviçreli azizler, Felix ve Regula ilginç bir şekilde başları ellerinde sergileniyor. İki azizin de başları ellerinde, vücutlar dik, yani yıkılmamış. Caravaggio resimlerinde o Salome'nin Salome resimlerinde daha yatan figürler var ama burada bu azizlerde daha ayakta duran figürler var. Yani figürler ayakta duruyor, başları ellerinde. Bu sonradan öğrendiğim bir örnek.
Fakat yine kendi heykelime döneceğim. Burada güçlü bir şekilde duran bir kadın var. Yani benim çalıştığım canlı model kalıp alarak çalıştığım kadın heykellerde bu figürler yere sağlam basıyorlar ve güçlü bir şekilde duruyorlar. Yine hanımefendi elleri arasında boynundan kopuk bir baş tutuyor. Fakat burada ben diğer örneklerdeki gibi bir öykü yazmıyorum. Bunu tekrar ediyorum ama altını çizmem lazım. Yani bu baş kafasından çıkıyor mu? Ya da hanımefendi bunu başına takıyor mu? Bu açık değil. Hatta bu baş kendisine ait mi? Onu da çok net olarak göremiyoruz. Yine kafada artık bir baş var. Bu bir nemesis başı. Ve yine bu baş Anadolu topraklarından çıkmış bir baş. Halikarnas balıkçısına tekrar referans vereceğim. Anadolu kültürü bütündür. Ve diyor ki bu kültür bize aittir. Yani benim antik referanslı heykellerimin tümünde, birçoğunda Anadolu'dan çıkmış heykel parçaları kullanıyorum. Ve bu şekilde de bunları benimsediğim, yani bunların burada ait olduğunu söylüyorum. Son iki kısa şeyim var. Kiki Smith ve George Segal'den bahsederek bitireceğim. Birincisi George Segal, tabii efsane sanatçı, büyük üstad, yüzyılın başında doğmuş. Özellikle canlı modellerle çalışıyor. Canlı kalıp alıp bunları tekrar alçı kalıp alıp bunu tekrar alçı dökerek sergiliyor. Fakat bunların en önemli özelliği, hatta konuşmamı hazırlarken bunlara tekrar baktım. Benim de kesinlikle ilham kaynağım. Bu figürlerin büyük çoğunluğu giyinik insanlarla çalışıyor ve daha ilginci gruplarla çalışıyor. Yani insanların tek tek kalıplarını alsa da bunlarla kompozisyonlar kuruyor. İnsanı tek başına göremiyorsunuz. Yani bir figürün tek durması çok ayrı bir anlam. Bir kompozisyon içinde bu ayrı bir anlam. Hatta bir 300 güzeller heykelim var. Üçlü bir kompozisyon zannediyorsunuz ama 3 kişiden aslında ben yapışık bir 300 haline getirmişim. Yani benim heykellerimde çoklu baş, hatta üçlü, triple görseniz bile benim hikayelerim daha birey hikayeleri, bireyin kendi içindeki ikilikler, üçlükler, çarpıklıklar, ama benim için birey çok önemli deyip Kiki Smith'e geçeceğim. Kiki Smith Alman asıllı ama nedense benim Amerika zannettiğim kadın bir sanatçı. Evet, onun heykelleriyle ilişkili görüyorum kesinlikle. Çünkü o da tekil kadınlar kullanıyor. Kiki Smith de benim gibi çoklu mecra kullanıyor. Yani resimleri de var, figüratif heykelleri de var. Şimdi tekrar baktığımda Kiki Smith'in de beni oldukça etkilemiş olduğunu görüyorum deyip teşekkür edip Bahar'a tekrar mikrofonu verdim. Tüm konuşmacılarımıza çok teşekkür etmek istiyorum. Genco Gülen, Itır Bağdadi, Doktor Mahmut Tolon. Geldiğiniz ve değerli görüşlerinizi paylaştığınız için çok çok teşekkür ederiz. Bunlar da bizim için bir hediye oldu diyebiliriz diye düşünüyorum. Değerli izleyicilerimize de çok teşekkür ediyorum. Soruları alalım, tamam. soru sormak isteyen var mı aramızda? Bravo. Soru isteyelim. Kapatmadan. Tarih soru isteyeyim. Hemen Ayşegül'den soru isteyeyim. Ayşegül İldeniz. Mikrofonu şöyle. Ayşegül Hanım, geçirebilir miyiz? Ayşegül Hanım, evet, neden burası dedi. Güzel bir soru.
Hemen güzel bir cevap. Buraya ilk bizi Kerim ve Bahar şarap tatmaya davet ettiler. Ve buraya gelip bayıldık. Çok güzel bir yer. Enfes. Urla'da ama İzmir'de değil gibi, başka ülkede gibi. Çok güzel bir yer. Sanatın da bir şekilde güzellikle ilişkisi var. Yani tabii biz bir sürü şey konuştuk, bir sürü şey anlattık ama yani aslında hepimiz güzeli arıyoruz. Mesela burada dedim ki hikaye yazmıyorum dedim. Bu heykelde aslında güzel hikayeler ve çirkin hikayeler var. Anlatabildiklerim var ve anlatamadıklarım var. Ama şunun altını çizeyim. Sanat kesinlikle güzelle ilişkili. Yüzünüzü gülümsetmesi lazım. Yani ben size aslında üzüntülü bir hikayemi bile anlatıyor olsam, bunu size gülümseyerek anlatmam lazım. Hatta bunu sizin de gülümseyerek dinlemeniz lazım. Ancak bu şekilde güzelliği devam ettirebiliriz diye. Evet, aynı zamanda bir de Usça olması buranın isminin önemli bir konu. Ve heykelin de Us'la ilgili olması bir bütünlük sağladı. Ve muhteşem bir mekan yaptıkları ve ev sahipliği yaptıkları için de Usça şarapçılığa da ayrıca teşekkür ediyoruz. Bir soru daha var sanıyorum bu tarafta. Peki. Mikrofona konuşsanız daha iyi, kaydedelim. Öncelikle çok güzel bir akşam, çok güzel sunumlar, çok keyif aldım. Herkesi tebrik ediyorum. Ellerin şekline bakınca bir doktor olarak kafayı koparıyor gibi geliyor. Takıyor gibi olsa daha yukarıdan basardı diye düşünüyorum. Bir de İngilizce ismine siz gift dediniz. Acaba present olabilir mi? Çünkü İngilizce'de baktığımızda biz bugün hani present tense diyoruz ya, esasında içinde bulunduğumuz zaman bize hediyedir. Ben o anlamda algılıyorum. Yani bu figüre baktığım zaman tamam, bir kadın görüyorum, kafası kopuk bir kadın görüyorum, acıları olabilir, kafası karışmış olabilir, kafasındaki düşüncelerden kurtulmaya çalışıyor olabilir. Ama ben kadının çok çağdaş olduğunu düşünüyorum. Kadının toplumun hep önünde olduğunu düşünüyorum. O açıdan sanki böyle İngilizce'ye çevirsem present diye çevirirdim diye öyle içimden öyle geçti. Ha, bir de tabii uzun zaman çok teşekkürler. Cevap kısa, tabii ki present de olabilirdi ama olmadı. Bir de şunu da unutmamak lazım. Hediye Türkçe'de bir isim. Yani Türkçenin de bu isim güzellikleri, yani doktora yapsaydım Türkçedeki isimler üzerine yapabilirdim. Ama yapmayacağım doktora, onu tamamen sildim ama Hediye diye gerçekten isim var ve bu bir kadın ismi. Erkek ismi değil mesela. Deniz dediğiniz isim hem kadın hem erkek ismi ama Hediye kadın ismi. Çok ilginç isimler var. Ben mikrofonu size de vermek istiyorum. Bir şeyler eklemek ister misiniz? Yani aslında çok ekleyeceğim bir şey yok. Ben epey bir konuştuğumu düşünüyorum. Zaten öyle bir özelliğim var benim. Bir play düğmesine basıyorsunuz. Ondan sonra da bir de stop düğmesine basıyorsunuz. Ama umarım eser sizin söylemek istediğinizden çok kadın çalışmaları bağlamında bir soru işareti yaratmıştır sizde. Yani eserlere baktığımızda bizler de kadınlar olarak belki farklı şeyler istemeliyiz. Belki kadın sanatçıları daha fazla görmek istemeliyiz. Yani kadınları sadece eser olarak değil ama bunu üreten, kendi fikirleri ve bizim bedenimizi kadınların da yorumladığı bir şey olarak çıkmalı. Şuna da katılmıyorum. Biraz önce toplumda sadece %2'si dedik LGBTİ bireylerin. Bunu bu kadar marjinalleştirmemek gerektiğini düşünüyorum. Cinsiyetleri de bu kadar böyle tek düzey şeylere de ayırmamak gerektiğini düşünüyorum. Bunu da New York'ta Museum of Sex diye bir yer vardır. Düşündüğünüzden çok daha az fantastik bir yerdir. Tamamen hayvanların ve doğadaki cinsel davranışlar üstüne
olan bir müze. O kadar güzel şeyler veriyorlar ki Kinsey ve onun da çalışma arkadaşlarının yaptığı araştırmalara baktığınızda. Yani cinsel kimlikler üstüne de aslında eserler görmek isteriz diye düşünüyorum. Şimdi ben de cinsel kimlikler üstüne eserler üretiyorum. Hatta erkeğe yönelik şiddetle ilgili yapıtım da var. Çatalla Hermes diye bir işim var mesela. Tamamen erkeğe yönelik şiddet ile ilgili. Yani bence şeyde de seksist olmamamız lazım. Yani nasıl şiddetin kadını erkeği yok yani. Şiddet berbat da bir şey. İki yönde de olması kötü. Ben bu arada şunu da belirtmek istiyorum. Yani benim yapıtlarım bir ekip çalışmasıyla ortaya çıkıyor. Üstünde imzam olsa da bu ekipte bayağı insan çalıştı. Onların isimlerini saymak istiyorum. Bahar'la tabii tanıştınız ama mesela projede Buse Çetin, Yasin Uysallar, Sevda Kocatepe, Ayşe Önel, İzzet Özsoy, Damla Durman, tabii ki Kerim Soyoz çalıştı. Antiksan katkıda bulundu. Yani bana arada şeyi soruyorlar. Ondan da kısaca bahsedeyim. Arada gülümseyerek heykel yapıyorum deyince gülümseyerek soruyorlar. Sizin için bu hobi mi diyorlar. Ben de hayır, hobi diye cevap veriyorum. Bu bir espri ama aynı zamanda espri değil. Sanatı profesyonel olarak yapmaya başlayınca küçük ekipler kuruyorsunuz ve yine tırnak içinde neredeyse bir kobi gibi çalışmaya başlıyorsunuz. Tarih içinde de böyle olmuş. Bütün birçok büyük usta ekiplerle çalışmış. Bu ekiplerin sayısı artmış. Bunların sayılar artmış, eksilmiş. Ama bu iş bir ekip işi. Ve ekibin yarısı tabii ki kadın. Yani erkekler, biz futbol takımları gibi, çok şükür, futbol takımları gibi sadece erkek takımlarla çalışmıyoruz. Zaten çalışamazdım, o yüzden futbol oynamıyorum deyip Bahar'a topu. Çok teşekkürler diyorum. Herkese, izleyicilerimize geldikleri için, konuşmacılarımıza tekrardan teşekkür ederek söyleşimizi sonlandırıyoruz. Bir soru daha vardı. Zümrüt'ün bir sorusu vardı. Evet evet. Ha. Orada da bir soru var Zümrüt. Harika. Bir devam. Soru daha geliyor. Peki. İyi akşamlar hepinize. Ben bu heykeli ilk önce fotoğraf olarak gördüm. Usta'nın sayfasında paylaşılırken ve ben bu heykele baktığımda ilk önce şunu hissettim. Acaba dedim, buradaki kadın bedeninden bağımsız olarak. Çünkü biz hep hani buradaki söyleşide de aynı şey oldu. Kadınlar şöyle düşünür, erkekler şöyle düşünür diye hep ayrımcılığa gidiyoruz. İşte kadın böyledir, kadın kafası böyledir, erkek kafası böyledir. Acaba dedim, buradaki kadın cinsiyetinden bağımsız olarak kafasını ayırmış ve düşünen, sadece insan olan bir şeyi mi yansıtıyor dedim. Evet, Genco, senin bu konuda bir düşüncen oldu mu eseri yaparken? Ben de bunu çağrıştırdım. Teşekkürler. Şöyle vereyim sana. Evet, benim için bunlar öncelikle insan. Yani dediğim gibi aslında heykellere kadın erkek diye bakmıyorum. Soyut işlerim de var ama bazı işlerde daha kadınlığın ya da erkekliğin altını çizdiğim oluyor ama bunlar benim için öncelikle kompozisyon, hatta böyle söylemem lazım. Yani benim için bunlar öncelikle bir görsel leke, hatta benim için resim mi, heykel mi, fotoğraf mı, o bile çok fark etmeyebiliyor. Yani benim için bunlar görsel bir leke, sonra kompozisyon, ama sonra bunun içinden kadın ya da erkek cinsiyeti ya da trans ya da hermafrodit. Mesela antik dönemde çok güzel hermafrodit heykeller var. Bir tanesi İstanbul Arkeolojik Müzesi'nde, tavsiye ederim. Bu sonra geliyor. Yani bunlar adım adım gelen şeyler. Yani öncelikle bunlar bir yapıtlar ama bu ne zaman kişileşiyor? Size ne düşündürtmek istediğimi
düşünmeye başlayınca. Yani seyircinin ne düşündüğün çok önemli. Çünkü buradan belki senin atacağın topla ben başka bir şey üreteceğim. Yani birincisi bu çok önemli. İkincisi neden kadın vücuduna başka bir cevap? Çünkü kadın vücudu güzel ve erkek vücudu çirkin. Hele erkek. Yani bence kesinlikle erkek vücudu da kullanıyorum. Hatta son sergide Alaçatı'daki sergide Take Off isimli bir yine bir antik rölyef yorumum var. Antik bir vücut olduğu için güzel bir vücut. Yani günümüzde insanların diyecektim ama erkeklerin öyle bir vücut da sahip olmak için ayrıca özellikle gym'e gidip workout yapmaları gerekiyor. Çünkü hayatımız aslında çok değişmiş durumda ve vücutlarımız aslında dönüşüyor. Bu başka bir konuşmanın da konusu olabilirdi. Ama kadın vücudunda yani çağlar içinde böyle bir değişiklik yaşamıyoruz. Yani kadın vücudundaki deformasyon erkekteki kas erimesine bu derecede maruz kalmıyor. Ama dediğim gibi benim için öncelikle bunlar birer yapıt. Yani cinsiyetten de ayrı. Hatta benim onlardan ilişkimden bile yani üretim ilişkimden de ayrı olarak kendi başlarına birer şahsiyetler deyip biraz topu yine size. İtiraz ediyorum. Erkek bedeni gayet güzel olabilir. Hatta kaslı olmayan gayet farklı olan bence her yani beden olumlama üstünden gidersek her beden güzel olabilir. Ve her bedende temsil edilmeyi hak ediyor. Şimdi sanatta sadece güzel olanı yapmak istiyorum diyorsanız siz nasıl böyle biz heteroseksizm diyoruz, cinsiyetçilik diyoruz, bedencilik de yapmış oluyorsunuz gibi geliyor bana. O zaman şeyi anlamaya çalışıyorum ben. Sanatta neden o zaman herkes temsil edilmiyor? Mesela bunlar bizim siyaset biliminde sorduğumuz sorular. Yani oradan gidebiliriz. Biraz önce sadece şiddetle ilgili bir şey söyleyecektim. Onu da bu konudan alakasız olarak sadece bir küçük bir footnote olarak diyelim bir şey olarak size ekleyeyim. Şiddet politik bir şeydir. Özellikle kadınlara yönelik şiddet. O yüzden kadına erkeği olmaz diye bir şey yok. Kadınlar kadın oldukları için şiddet görüyorlar. Aile içinde, toplum içinde, bulundukları konumda. Bu yüzden biz kadınla ilgili şiddette çok üstüne gidiyoruz ve devletin de özellikle İstanbul Sözleşmesi gibi sözleşmelerle buna sahip çıkması gerektiğini söylüyoruz. Nitekim Türkiye'de bunun imzacılarından bir tanesi. Bir evin içinde bir anne çocuğunu döverse ona da eril şiddet diyoruz. Çünkü orada da bir güç ilişkisi var. Kadınlar cinsiyetçilikten muaf değil. Kadınlar birbirlerine de ayrımcılık yaparlar. Ama bu bize öğretilen kodlar olduğu için. O yüzden kadın dayanışması yaşatır diyoruz. Kadın kadının kurdu değil, kadın kadının yurdudur diyoruz ve bunları değiştiriyoruz günümüzde. O sebepten dolayı da böyle küçük bir şey eklemek istemiştim biraz önce ama ben onu aslında aramızda konuştuğumuzda eklerdim. Çok teşekkür ederim. Benim gibi feminist, geveze ve her konuda her şeye itiraz eden bir kadını çağırdığınız için. Çünkü sanat zaten bunu gerektirmez mi bir yerde? Değil mi? Muhalefet. Teşekkür ediyorum. Tekrardan izleyicilere dönmek istiyorum. Sorusu olan, soru sormak isteyen yoksa eğer yavaş yavaş kapatabiliriz. Çok teşekkürler.